أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve muhterem Müslümanlar. Her zaman ifade ettiğimiz gibi dünya bir misafirhanedir. Doğan ölecektir. Gelen gidecektir. Konan bir gün göçecektir. Akıllı insan, bahtiyar insan, şuurlu Müslüman bu mana içerisinde düşünür, tefekkür eder, yaratılışının gayesi üzerinde bir ömür boyu çırpınır. O bir aleme intikalinde telaşa kapılmadan gönül rahatlığıyla gülerek Rabbisine kavuşur. Evet, geçen dersimde ifade ettim. Bugün son dersimiz. Yedi aylığına Allah'ın Resulüne, Mevla'nın Kâbesine muvakkat olarak hicret ediyoruz. Sefer ediyoruz. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri inşallah sıhhatle ve afiyetle daha hayırlı yıllar, daha hayırlı günlerde cumaları hasbuhalleri kerem buyursun ve son seferimizde Mevla'nın Yüce Habibi Büyük Resulü Cenab-ı Fahri Risalet sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda alemi bekaya uçmayı ve cennetül bakiye gömülmeyi nasip ve mukadder buyursun. Muhterem Müslümanlar, o insan ne kadar garip, ne kadar zavallı, ne kadar derbeder insan ki geçici zevkler için ebedi hayatını feda eder. Aldatıcı bir takım renklere kapılarak Mevla'nın baka alemindeki vereceği büyük nimetleri unutur ve teper. Halbuki ise insanoğlu diğer mahlukata nazaran akıl ve idrak, izan ve tefekkür gibi büyük nimetlere sahip ve mazhar kılınmıştır. Düşünecek, en güzeli çirkine, en alayı deniye, en ulviyi alçağa, sönmeye mahkum olanları bir tarafa itip büyük, büyük, en büyük huzura hazırlanmak suretiyle kurtuluşun müjdesini bugün alarak Mevlasına sefer edecektir. Muhterem müminler, tabii ki bütün hocalarımız derslerinde o aleme hazırlıktan, o aleme hazır olmanın şartlarından, kulu rızaya götürecek, kulu saadete götürecek, kulu muradına erdirecek, dünyada ve mahşerde emin kılacak, ötesindeki nimetler, devletler ve saadetler ve cemale kavuşturacak
güzel amel ve halleri beyan ediyorlar. Biz de 5 aydır derslerimizde bunu anlatmaya, kardeşlerimize duyurmaya çalıştık. Bugün mavzu olarak neşe ile ayrılmak için cenneti, cennet mevzunu, cennete gireceklerin hali şanını sizlere kısaca arz edeceğim muhterem Müslümanlar. Şöyle ağız tadıyla ayrılalım diye. Evet. Cenab-ı Hak dersimizin serlevhasını tezyin eden ayet-i kerimede Suretül Kehf'in son sahifesinde buyuruyorlar ki Estaizu billah İnnellezine amenu ve amilus salihati kânet lehum cennetül firdevsi nüzüle. Onlar ki iman ettiler, inanılması gereken bütün hakaik-i ilahiye kavi ve mazbut inançla inandılar. Muhterem Müslümanlar, ben gençlerimize devamlı nasıl olmalarını tarif ederken onlardan 5 şeyi isterim kısaca. 1. İmanlı olacaklar. Allah'a, Resulüne, ahirete ve inanılması gereken şeylere inanacaklar. Kitapları, kaza ve kader, öldükten sonra dirilmeyi ilave ettiğimizde 6 ediyor. Amentünün manası da diyoruz buna, imanın rükünleri. Evet, iyi bir imanla, imanlı bir gençlik, imanlı bir nesil olarak yetişeceksiniz diye tembih ediyorum. Çünkü kalbinde imanı olan bir genç, söyleyeceğim diğer vasıflara da haiz olursa, melek haslet hale geliyor. Allah'ına karşı kul oluyor, Resulüne karşı ümmet oluyor, milletine karşı faydalı ve hayırlı unsur haline geliyor, ebeveynine ve hocasına, büyüklerine saygılı oluyor, Allah'ın emrine uygun kanun ve nizamlara karşı devamlı itaat sahibi olarak yetişiyor. Ne devletinin başına bir gaile, ne hükümeti için bir dert kaynağı, ne ailesi, ne de etraf ve cemiyeti için suret-i katiyede yükü ve ağırlığı olmuyor. Evet muhterem Müslümanlar. Ve bu tarih boyu tecrübe edilmiştir muhterem Müslümanlar. Tarih boyu tecrübe edilmiştir. İmanlı nesil dünyasını yeşerterek gelmiştir. Aksi ise sadece bir canavar, korkunç bir mahluk. Evet. Ya. 5 şeyi kısaca söyleyeyim. 1. iman. 2. ilim. İslam gençliği ilimle mücehhez ve münevver olacak. Tahsil yapmış olacak. Muhterem Müslümanlar, cehalet denen büyük belayı yenmiş olacak. Çünkü hikmete uygun olan şudur ki cehalet her şeyin düşmanıdır. İlim de amel edilirse bütün saadetlerin anahtarıdır. İlmiyle amil bir nesil tabii. Onun için ilim tahsil etmeli diyoruz muhterem Müslümanlar. Hayrı şerden, hakkı batıldan, iyiyi kötüden, doğruyu eğriden, adaleti zulümden, hakkı ne hak olan şeylerden tefrik edecek ve bütün hak tarafına, hakikat tarafına yönelmiş olacak. İlmin gayesi, maksadı bu. Hem kendisi tenevvür edecek, hem de etrafını tenvir ederek bir hayat sürecek. İlim muhterem Müslümanlar. Allah'ın sıfatı. Ya Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından biri de Alim. Her şeyi bilen Mevla-i Müteal. Hani geçenlerde bir dersimde latif olarak geçti. Karanlık gecede kara taşın üzerinde kara karıncanın haneye mi gittiğini, daneye mi gittiğini, kalbinin niyetini, ona göre dilinin, lisanının fısıltısını, aç mı tok mu olduğunu bilir, ona göre ona üluhiyet vazifesini vaktinde ve yerli yerince yapar. Muhterem Müslümanlar, böyle alim olan Yüce Mevlamız
her hareketimizi bildiğine göre bu bilginin içerisinde, bu şuurun içerisinde Rabbimize karşı azami derecede cahil davranmaktan sakınan bir gençlik. Evet. Üçüncüsü muhterem müminler, yüksek ahlak ve edep. Gençlerden istiyorum. İman, ilimden sonra yüksek ahlak ve edep. Hazreti Muhammed'in ahlakı ve edebi. Hadis-i şerifleri okumuştum. Yani gençler deyince, tabii ki sizler bunu yapıyorsunuz diye böyle diyorum muhterem Müslümanlar. Yaşlı olanlar, uzun yıllar ömür sürenler, bu söylediklerimi defaatle duyduklar için gençlerden istiyorum diyorum. Evet. Yaşlı olanlar mutlaka defaatle ve uzun ömürle bunu dinlemişlerdir. Kafalarında ve kalplerinde yer etmiştir. Ellerinden geldiği kadar iman ve aşkla, ilim ve marifetle sakalları ağarmıştır. Ve üçüncü olarak da yüksek ahlak ve edep. Ya Süheyli öyle diyor. Edep taciist ez nuru ilahi. Berser bini bir evherceti hahi. Edep bir nurdan taçtır diyor. Müslümanlar, edep nurdan bir taçtır. Başına koy da hangi meclise, hangi huzura gidersen git artık mahcup olmazsın diyor. Yüksek ahlak, ulvi edep sahibi insanlar bütün meclislerde, makamlarda, toplantılarda daima parmakla gösterilir insan haline gelirler. Hatta muhterem müminler, tabii münasebet aldıkça söyledim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri innema buistu li utammima makarimel ahlak. Ben yüksek ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bir peygamberim buyuruyorlar. Ve ifade ediyorlar el islamu husnul huluk. İslam güzel ahlaktır. Yani Ahmet Efendi, Mehmet Efendi fevkalade bir Müslüman, iyi bir mümindir denildiği zaman yüksek ahlak ve edebe sahip bir kişi manasındadır. Yoksa abid olur, zahit olur, yaşı da hayırlı geçer, yüksek ahlak ve edepten nasibi olmazsa Mevla huzurunda çok mahcup olur, mahşerde çok mahcup olur muhterem Müslümanlar. Ve yine Peygamber Efendimiz husnul huluk, hulukullahil azam diye buyuruyorlar. Yüksek ahlak, yüce Allah'ın ahlakıdır. Şu halde cemiyet içerisinde, cemaat içerisinde Allah'a en yakın, Mevla'nın en çok sevdiği insanlar yukarıda söylediğim iki sıfatla beraber ahlakan yükselmiş kişilerdir muhterem Müslümanlar. Evet. Hangi tarafından baksanız fazilet unsuru muhterem müminler. Hangi tarafından? Ferdi haline bakınız ahlak örneği. Aile hayatına bakınız vücudu etrafına rahmet. Cemiyet hayatına bakınız adeta nur. Herkesin gözünü gönlünü aydınlatacak terbiyeye sahip. Biz Yüce Rabbimizden neslimizin kıyamet sabahına kadar bu sıfatlarla muttasıf olarak yetişmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz muhterem Müslümanlar. Demek ki nefsimiz ve gençliğimizden üçüncü isteyeceğimiz şey yüksek ahlak ve edep. Dördüncüsü beş şey diyeceğiz, beşe dolduracağız muhterem Müslümanlar. Dördüncüsü ibadetten zevk almak. Gençler, ibadetten zevk almak. Sadece cumaları değil, sadece bayramları değil, beş vakit ezanlara kulak vererek yüce yaratıcının önünde kıyamlarla, rükularla, secdelerle ebedi hayata hazırlanmak. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun buyuruyorlar. Biz insanlar ve cinleri ancak zatımıza ibadet etsinler diye, kulluk etsinler diye yarattık buyuruyor. Duyuyor musunuz muhterem Müslümanlar? Para kazanmak, mal ve servet sahibi olmak, iyi bir geçim temin etmek, nasa namerde değil merde dahi muhtaç olmayacak şekilde
geleceğini teminat altına almak, bütün bunlar Allah'a kulluğu temin etmeli. Allah'a kul olmanın şuurunu kuvvetlendirmeli, mümine fırsat vermeli muhterem Müslümanlar. Çünkü insan, Mevla korusun muhterem müminler, yokluk bazen insanı bozar derler, ecdadımızın sözü bu. Evet, memleketimizin düşman istilası altında bulunması mesela misal olarak kulluk ve ubudiyete büyük felaketler, gölgeler getirebilir. Böyle olunca iyi günleri değerlendirmek için, iyi günlere erişmek için Allah'a iyi bir kul ve ibadetten mutlaka nasip alıp dualarla, niyazlarla, ilticalarla, yakarışlarla Allah'a kul olacağız ki o da kulum diyerek elimizden tutsun, yüzümüze baksın, değil mi muhterem müminler? Kainatın en yüce insanı, en yüce peygamberi Kur'an'ın nazil olduğu günler sabahlara kadar kıyamlarda tırnaklarının dibine kan oturuyor, topukları şişiyor. Tevarramet kademahu, Şemal kitaplarında tabir bu. Ayakları tevarrum ediyor muhterem Müslümanlar. Niçin? Sabahlara kadar ibadet ve taat ile meşgul olup Rabbi Zülcelal'ime şükredeceğim diye. Çok kısa arz edeyim. Ayşe validemiz öyle diyor. Peygamber Efendimiz'i yanımda görmedim diyor. Halbuki o gece benim yatağıma gelmişti. Telaşlandım diyor. Etrafıma bakmadan diğer hucuratı gezmişim. Oralarda yok. Geldim baktım ki secdeye boş elbise gibi yığılmış adeta. Secdeye boş elbise gibi yığılmış adeta. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Hatta bir aralık hayatından şüphe ettim diyor. Acaba Peygamber Efendimiz Rabbisine mi uçtu diye korktum diyor. Yaklaştım, nefes alıp verdiğini hissettim, rahatladım diyor. O arada iki rekat namazdan sonra gözyaşları mübarek sakalını ıslatmış, önünü ıslatmış, seccadesini, secde mahallini sırsıklam etmiş. Bilal-i Habeşi imsak ezanını okuyup istizan ediyor. Esselamu aleyküm ya Resulallah, girmeye izin var mı? Buyur ya Bilal. Giriyor, bakıyor Peygamber Efendimiz böyle bu halde. Naz ve niyazın gözyaşları içerisinde. Ya Resulallah, geçmiş ve geleceğinizi Allah affetti ve bağışladı. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ وَيُتِمَّ نِيمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ayetinin masarı sensin. Böyle olduğu halde siz de mi ağlıyorsunuz ya Resulallah? Peygamber Efendimiz'in cevabı bu. Müslümanlar, müminler, Allah'ın kulları. Allah Resulü'nün Cenab-ı Bilal'e cevabı bu. Ya Bilal, efela ekunu abden şekura. Bu kadar nimetleri bahşeden yüce Rabbime şükreden bir kul olmayayım. Ya Müslümanlar, şükreden bir kul olmak için mum gibi gözyaşlarıyla huzurullah'ta durmak lazım. Aşk eri Mevlana, koca sultan, koca veli öyle diyor. Eşk mi baru hemisuz ez talep, hemçü şem'i serbüride cümleşep, vasılı ilallah olup rıza ve cennete ermek ister misin? Fitili bükülmüş mum gibi, mumun fitili bükülürse böyle yana, yandıkça o taraftan şipir 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 damlar muhterem Müslümanlar. Mum yaktık biz vaktinde, o günleri gördük. Fitili bükülmüş mum gibi yüce yaratıcının huzurunda gözyaşları dökerek sabahlara kadar ibadetle kaim ol diyor. Öyle diyor aşk eri, öyle diyor. Eşk mi baru hemi suz ez talep, hemçü şem'i serbüride cümleşep. Bak bak mümin kardeşim, Peygamber-i Zişan Efendimizin mübarek halini Mevlana şiir ebrişimine dizerek nasıl tüllendiriyor bakınız. Mum gibi sabahlara kadar şipir şipir gözyaşları dökerek kıyamlar, rükular ve secdelerle yüce Rabbine kulluk et. Genç kardeşim, genç evladım, mutlaka ibadetten nasip alacaksın.
ecdadın harp saflarında kum torbaları gerisinde bile ibadetini, namazını, orucunu ihmal etmezlerdi. Devamlı benden duyduğum şey, Kanuni son Viyana seferinde 90 küsur yaşında 50 yıl içerisinde büyük imparatorluğun sahibi Koca Sultan, Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın. Efendim ihtiyarladınız diyor kumandanları. İhtiyarladınız artık. Lütfedin seferi biz yapalım, siz dua edin geriden. Koca Kanuni öyle diyor. Efendiler çekilin önümden. Koskoca bir hayatı Rabbim yolunda şehit olmanın derdi ve neşesiyle geçirdim. Benim Rabbime cihat saflarında uçmama mani olmayın diyor. Ve ordusunun önünde 90 küsür yaşında muhterem müminler. Viyana seferinden dönüş çadırında secdeye varış. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala derken Mevlasına uçup gidiyor mesela. Yavuz Sultan Selim, dünyaya sığmayan adam muhterem emirler. Yavuz Sultan Selim, evet 45-46 yaşları arasında alemi cemale giden kişi, dünya haritasını seriyor, resmi elbisesiyle, saltanat kaftanıyla şöyle bir adımlıyor. Bu alem diyor, bir sultana belki ama iki sultana yetişmez, dar gelir diyen insan. Muhterem Müslümanlar, Hacı Veysade hocamız o sultanlar 50 veli kudretinde derdi. Koca üstad Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamız öyle derdi sohbetlerde. Onlar 50 veli kudretinde, gücünde insanlar. Kurbanım ben onlara, yanaklarım onların ayak izinde. Yanaklarım onların ayak izinde. Niçin? İslam için yaşamışlar, İslam için ölmüşler. Yavuz son zamanında şiir pençe artık kendisini kanepesinde gölge haline getirmiş. Hasan Can'a, silah arkadaşına soruyor, başucunda ağlayan Hasan Can'a. Hasan ne haldeyiz? Cevap bu. Sultanım, Rabbimizle beraber olma anlarını yaşıyoruz. Yavuz'un verdiği cevap bu. Hayatında Hasan Can'a hiç darılmamış, o anda darılıyor. Hasan diyor, hayatımda beni Rabbimden ne zaman ayrı gördün ki bugün beraberliğe davet ediyorsun diyor. Gençlerden dördüncü olarak istediğim ibadetmiş muhterem Müslümanlar. İbadet neşesi, ibadet neşesi. Evet, tahsil edecek, ilim öğrenecek, doktoralar yapacak, profesör de olacak. Şarkılarımın bütün ilim ve kültürüyle mücehhez olacak. Fakat Allah dediği zaman ağzından ateş çıkmalı muhterem müminler. Ya. Bizim gönlü iman volkanı çünkü. Yanar dağlar gibi inanç ve imanıyla her halükarda ömrü lafzayı celalin nur ve ışığında geçmeli. Beşincisi muhterem müminler, gençlerden istediğim, cemaatimden bilhassa nefsimden istediğim, minare gibi doğru olmak. Yani ona Kur'an dilinde istikamet deniliyor. Festeqim kema ümirt. Ya Muhammed, emrolunduğun gibi doğru kul ol. Allah Resulüne böyle buyuruyor. Festeqim kema ümirt. Emrolunduğun gibi doğru kul ol ya Muhammed. Bu ayet-i celle üzerinde ilim erbabı bir mecliste hasbihal etmişler. Meselenin evveli şöyle. Peygamber Efendimiz şeyyebetni suretu Hud ve ahavatüha buyuruyorlar. Hud suresi beni kocattı. Hud suresi sakalımı ağarttı buyuruyorlar. Alimler acaba şundan mı ağardı, bundan mı ağardı? Bu surede Ümmi Salife'nin kazıyeleri, hikayeleri, geçmişleri var, hadiseleri var. Onlar mı kocattı? Meclis dağıldıktan sonra İçlerinden bir zat Peygamber Efendimiz'i o gece rüyada görüyor. Siz de görünüz muhterem Müslümanlar, inşallah dua edeyim. Sizler de Peygamber Efendimiz'i rüyada görünüz, elini öpünüz, ayağına kapanınız inşallah.
Bazı eserler Peygamber Efendimiz'i rüyada şemaine uygun şekilde görüp iltifatına mazhar olursa hüsnü hatimesine iyi ölümle öleceğinin teminatıdır diyor. Tatlı bir haber değil mi muhterem emirler? Ya Rabbim mahşerde sancağının altında bizi haşreyle ya Rabbi diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, o zat Peygamber Efendimiz'e rüyada soruyor. Ya Resulallah, sakalımı sureyi Hud ve onun gibi bazı sureler arttı diyorsunuz. Acaba nedir bu? Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, o sizin dedikleriniz değil. Yani Ümmü Salife'nin hadiseleri değil. Festeqim kema ümirt ayeti sakalımı arttı buyuruyorlar. Festeqim kema ümirt. Emrolunduğun gibi kul ol ya Muhammed. Ya Rabbi. Allah nasıl istiyorsa öyle kul olmanın derdi beni kocattı, sakalımı ağarttı buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Hacı Veysade Üstadımız kavak gibi doğru değil, o bazen rüzgardan sallanır. Minare gibi doğru olacaksınız Müslümanlar derdi. Müslümanlar, ben de size Kapı Camii'nin muhterem cemaatine söylüyorum. Hepimiz minare gibi doğru olacağız inşallah. Her şeyde, her halükarda, bütün harekat-ı sekenatımızla, aile hayatımızdan kabre kadar, her türlü muamelatımızda minare gibi doğru olacağız. Hazreti Ömer'in hayatını ve hadiselerini çok dinlediniz, okudunuz değil mi muhterem Müslümanlar? Yanan mum, bir dostu geliyor. Efendim bir hususi görüşmem var diyor makamında, hilafet makamında. Biraz beklemesini istiyor. Ashab-ı Mesali'nin işi bittikten sonra bir mumu söndürüyor, ikinci bir mumu yakıyor. Ya Ömer, söndürdüğüm de mum, yaktığın da mum. Hikmetini anlayamadım diyor. Kardeşim diyor, birinci mum devletin malı diyor. Beytülmalin mumudur. Onu hususi işim için yakamam diyor. Milletin hakkına, raiyemin hukukuna tecavüz etmiş olurum diyor. İkinci mum, kendi maaşımdan alıp da önüme çekmeceme koyduğum mum, şimdi rahat rahat konuşabiliriz artık diyor. Koca Fatih, bir gün tahtında otururken İstanbul'un Fatihi, muhterem Müslümanlar. İstanbul'un, Bizans'ın hazinelerine el koyan, burçlarını yıkan, kangren olmuş yarayı kökünden söküp, çağ kapatıp çağ açan. Evet muhterem müminler, seccadesinin üzerinde otururken düşünüyor koca Fatih. Dünyada bir kulübem dahi yok diyor. Dünyada eğer bu millet beni tahttan indirirse başımı sokacak bir kulübem dahi yok diyor. Fatih dersi amına, şimdi rektör denir ona. Fatih dershamına bir yazı yazıyor, yazı çıkarıyor. Alem de eğer bu milleti Necibe bana hayır derse, başından çekilmemi isterse, başımı sokacak bir kulübem dahi yok. Hiç olmazsa medresenin revaklarından bir hücre bana ayırın da bari orada hücrede kalayım diyor. Üniversite, Fatih Üniversitesi rektörü Sultan Fatih'e cevap yazıyor. Efendim bir oda taksis etmemiz için talebe olmanız gerekir. Nizamnamemiz böyle diyor. Yaptıran Fatih'e medreseyi, külliyeyi, camiyi, üniversitenin binalarını yaptırıp kadrosuna maaş veren devletin başı Fatih'e böyle diyor. Efendim diyor, size buradan bir oda vermek için çıkardığı yazı bu rektörün. Talebe olmanız lazım diyor. Tekrar Fatih yazıyor. Peki diyor, ben talebeliği kabul ediyorum. Beni talebe olarak kaydedin ve bir hücre ayırın oradan diyor. Tekrar cevap muhterem Müslümanlar. Rektör beyden, derse am hocadan tekrar cevap. Talebe kaydetmemiz için imtihana girmek lazım sultanım diyor. Fatih imtihana giriyor hocaların önünde. İmtihanı kazanıyor ve talebe olarak yazılıyor. Kendisine bir hücre cihaz ayırıyorlar. Ya. Neymişiz biz meğer muhterem.
neymişiz biz bunlar? Üç kıtada dünya imparatorluğunu oturttuğumuz günlerde neymişiz be Yüce Rabbim? Bu söz açılınca muhterem Müslümanlar, kıyamete kadar bu mevzuyu uzatarak konuşmak mümkün. Ama ben kürsüye dua etmek için çıktım, veda için çıktım. Birkaç cümle daha söyleyeceğim inşallah. Evet, gençlikten bugünün vasiyeti, son sözü olarak memleket gençliğinden ve Müslüman cemaatimden, muhatabım olan kardeşlerimden 5 şey istiyorum. Kuvvetli bir imana sahip olacağız. Mutlaka cehlimizi izale ile ilim tahsil edeceğiz. Yüksek ahlak ve edeple mütehalli olacağız. İbadet ve taat içimizin, kalbimizin, ruhumuzun nuru ve rahmeti olacak. Sonra da hayatımız boyu bütün muamelatımızda minare gibi doğru bir yolun sahibi, bir şiarın, bir sıfatın sahibi olacağız muhterem Müslümanlar. Alemlerin Rabbinden tevfikini niyaz ediyoruz. Evet, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyuruyorlardı ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. Onlar ki iman ettiler ve güzel güzel ameller işlediler, salih ameller işlediler. Namazlarını kıldılar, zekatlarını verdiler, oruçlarını tuttular, haçlarını eda ettiler. Etrafına karşı rahmet gibi ihsan sahibi mümin olarak ömür boyu Mevla'nın yasak kıldığı kötü amellerden de sakınarak bir hayat geçirdiler. İman ve güzel amel. كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. Onlar için Firdevs cennetleri konacak yerdir, kalacak yerdir, sofrayı ziyafettir, ebedi varlıkları artık orada geçecektir. Firdevs cennetleri. Muhterem Müslümanlar, Firdevs cenneti bütün cennetlerin üzerinde bir cennet. Onun üzerinde makamı vesile. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin vesile ismi verilen yüce makamı, fahri kainata ait. Demek ki hayatı imanla ve aşkla ve güzel amelle geçen müminler cennette Allah Resulüne komşu olacaklar muhterem müminler. Bu nasıl olacak? Oraya nereden gidilir? Oraya varan cadde ve yol neredendir filan diye telaşa mahal yok. Yol belli ve ölçüler belli. Evet. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Muhakkak ki benim zatıma ve cennetime gelen en doğru yol İslam yolu, Kur'an yolu, Habibim ve Resulüm Muhammed Mustafa'nın yolu. Hepiniz o yolda, hani maraton derler ya muhterem Müslümanlar, son zamanda bir Avrasya maratonu falan diye İstanbul Belediye Başkanı söylüyordu. Evet, yani Türkistanlı kardeşlerimizin namına bir koşu, uzun vadeli koşu yapılıyor, maraton. Ben Müslümanlara bir de latife olsun diye söylemiş oldum bunu. Allah'a giden yolda koşuşunuz muhterem müminler, koşuşunuz. Tamam mı? Allah'a ve rızaya ve cennete giden yolda. Cennet maratonu, rıza maratonu, cemal maratonu bu. Sabiku ila mağfiratin min rabbikum. Sabiku ila mağfiratin min rabbikum. Ve cennetin arzuha semavatu vel ard. Ey Müslümanlar, müsabaka ediniz. Genişliği, semavat-ı arzın genişliği olan cennetlere kavuşmak için. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, hoca bahşişi falan zannetmeyin. Kur'an'dan ayet okuyorum size. Allah kelamı. Öyle bir yolda müsabaka ediniz ki, öyle bir yolda koşuşunuz ki, öyle bir yolda birbirinizi geçmek için azmedin ki, o yolun sonunda bir mümine semalarla arzın genişliği kadar cennet verilecektir. Duyuyor musun Müslüman kardeş? Duyuyor musun?
Allah'ın bir mümin kuluna vereceği cennetin eni boyu semavat-ı arzı birbirine eklediğiniz zaman ne kadar genişlik meydana geliyorsa o kadar genişlik. Muhterem Müslümanlar, ben bu mavzu açıldı mı mutalaam esnasında gördüğüm şu latifeyi mutlaka tekrarlarım. Cennette müminler, cennetlerinde Müslümanlar ebedi kalacaklar. Halidine fiha ebeda. 100 yıl hayır, 1000 sene hayır, 1000000 asır hayır. Halidine fiha ebeda. Ebedi orada kalacaklar. Ebedi kaldıkları halde cennette kendilerine hizmet eden huri ve gılmanların hepsiyle tanışmış olmayacaklarmış. Ebedil abad cennette kalacaksınız da daha henüz hizmet edenler içerisinde tanımadığınız huriler, gılmanlarınız olacakmış. Bir. İkincisi, ebedil abad kalacaklar da Allah'ın vardığı cennetlerde görmediği yerler ve bağlar ve bahçeler olacakmış. Daha göremediği, ulaşamadığı. Allah'ın eltaf ve kudreti sonsuzdur, sonsuz. Şu edram-ı semaviye bakın, şu kainata bakın. Milyarlar senedir trafiğinde hiç karışma var mı? Düzende hiç bozulma var mı? Her şey onun emriyle mest ve mütehayyir ebediyetlere doğru akıp gidiyor. Ve Mevla, zor günlerde, muhterem Müslümanlar, asıl ve asıl zor günlerde Allah'ı, şeriatı, İslam'ı, Hazreti Muhammed'in nurunu seçip bu yolda ben de varım diyerek gerçek mümin olarak, müstakim bir mümin olanlara hudutsuz nimetlerini bahşedecek. Bu zannetmeyin efendiler, Tahir Hoca'nın bahşişi filan değil. Kimseye ben vallahi ihsan filan dağıtmıyorum. Allah'ın Kur'an'da vaadi bu. Allah'ın Kur'an'da vaadi bu. Mevla yüce yaratıcı böyle istiyor. Rabbim bizi zatına giden doğru yolda daim kıl diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, Firdevs cenneti dedik. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Evet, güzel amel işleyenler için dedik. حَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يَبُونَ عَنْهَا هِوَلَا. İlave ediyor Cenab-ı Hak. حَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يَبُونَ عَنْهَا هِوَلَا. Daim ve ebedi orada kalacaklar. Artık oradan çıkmayı da arzu etmeyecekler. Allah-u Zülcelal de onlara buradan bir başka yere gidin demeyecek. Ebedi olarak o nimetler, o cennetler, o saadetlerde kalacak. Hatta isterseniz buraya şunu da ilave edeyim. Cenab-ı Hak, kullarım benden bir istediğiniz var mı diye buyuracak. Ben evvelde de size duyurdum bu hadis-i şerifi, Ramuzul Ahadis'te. İnne ehlel cenneti leyehtacune ilel ulemai fil cenne kema yehtacune ileyhim fid dünya. İslam peygamberi, ehli cennet dünyada alimlere muhtaç oldukları gibi cennette de ilme muhtaç olacaklar, alimlere muhtaç olacaklar diyor Peygamber Efendimiz. Niye mi? Bütün ehli cennet cennete yerleşmiş. Bütün ehli cehennem ateşteki yerini almış. Rabbim seni muhafaza buyur. Isınmış bir lambayı tutamıyoruz. Isınmış bir lamba camına dokunamıyoruz. Çatır patır eden bir ateşin kıvılcımından bile nasıl kaçıyoruz değil mi? Eteğimiz alev alır diye. Ya yazın sıcağında gölge arıyoruz. Hararetli günlerde soğuk suya talibiz değil mi muhterem müminler? Acaba Allah'ın cehennem ve ateşine nasıl sabredilecek? Düşünüyor musunuz muhterem müminler? Ve ebedi. Küllemâ navıyet cülûduhum
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Vücut yanıyor, eriyor, akıyor. Tekrar vücut tekrar tekevvün ediyor, gene yanıyor tekrar. Yani ebedil abad böyle. Sonu yok bu işin. Ehli cennet cennette, ehli cehennem cehennemde. Evet, Cenab-ı Hak ehli cennete soruyor. Kullarım, benden bir istediğiniz var mı? Ehli cennet birbirinin yüzüne bakıyorlar. Yahu Rabbimizden daha ne isteyelim? Her şeyi 10 katlayarak, 100 katlayarak, 700 katlayarak, 700 bin katlayarak, 700 milyon katlayarak ve hesapsız katlayarak ecir ve sevabımızı lütfetti. Kur'an ayetleri bunlar. Evet muhterem Müslümanlar. Rabbimizden daha ne isteyelim? Biz dünyadayken müşkil işimizi gider alimlerden sorardık, mürşitlerden sorardık. Gidelim alimlerden soralım diyorlar. Cennette ehli ilmi arıyorlar ve soruyorlar. Rabbimiz bizden isteyin diyor. Bir isteğiniz var mı diyor. Ey hocalarımız, alimlerimiz, ne isteyelim Cenab-ı Hak'tan? Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ilim adamları soruyorlar. Senin halin neydi? Senin sıfatın neydi? Biri diyor ben şehittim, o biri diyor ben gaziydim, o biri diyor ben falandım, o biri diyor servetimi Allah yolunda harcadım. Onlara sen şunu iste, sen şunu iste, sen şunu iste, hepsi bir şeyler istiyorlar. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine arz ediyorlar. Mevla bütün bunları verip lütfetti zaten. Buyuruyorlar ki, bunların hepsinin üzerinde size bir nimetim var. Sizden razı oldum, bir daha ebedi gazap etmeyeceğim artık. Ve rızvanun minallahi ekber, zelike huvel fevzul azim. Ve rızvanun minallahi ekber, zelike huvel fevzul azim. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın rızvanı ekberi, en büyük, en yüce rızası, bu da tecelli ettikten sonra Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri, bütün bunların da üzerinde bir nimetim var. Buyurun cennetül müşahedeye buyuracaklar. Cennetül müşahede. Cemali rü'yet cenneti. Ya. Fahri kainatın Miraç gecesinde perdesiz ve hicapsız gördüğü Cemalullah'ı görmenin vakti ve anı ve saati gelmiştir. Cenab-ı Hak kullarını cennetül müşahedeye davet ediyor. 8 cennet, tekrar ediyorum latif olarak, 8 cennetin üzerinde cennetül müşahede ve orada her mümine ayrılmış bir serir, bir koltuk var her mümine. Müminler pır pır uçuşarak, muhterem Müslümanlar, oradaki ceset buradaki gibi böyle kaba olmayacak, kesif olmayacak. Meleklerin cesedi gibi olacak. Ruh maal ceset olacağız ama cennete ruh maal ceset gireceğiz ama Şahrani diyor ki oradaki ceset buradaki gibi leş ve cife olan ceset cinsinden değil. Nur üstüne nur. Üstadım, şeyhim Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinden Medine-i Münevvere'de bir sohbetle dinlemiştim bu manayı. Bu sohbeti üstadımın mübarek dilinden dinlemiştim. Öyle diyordu. Müminler cennetil müşahedeye uçuşarak gelecekler. Herkes elinde bilet ve numaraya falan ihtiyaç yok. Gönüllerine takılmış radarla makamlarına göre koltuklara nereye konmuşsa hiç sürtüşmeden kendi makamına gelen oturacak. Muhterem müminler, sohbeti bugün bununla bitireceğim artık. Ben size arşın gölgesindeki 7 zattan da bugün bahsetmek için hazırlandım geldim ama saatler böyle, evet saatler bitiyor muhterem Müslümanlar. Evet. Herkes koltuğuna oturuyor. Muhterem müminler, evvela Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey mümin kullarım, size güzel ses dinletmek istiyorum, arzu eder misiniz? Hani şimdi falan yerde şölen var, falan yerde toplantı var, falan yerde saz var, falan yerde caz var falan falan diye, efendim sanatkarlar Kars'a kadar gidiyorlar, Iğdır'da, Muş'ta, Keşan'da,
gösteriler yapıyorlar, memleketin evladının gönlünü almak için filan bir şeyler yapıyorlar ya, sesler, cazlar, sazlar dinletiyorlar. Cenab-ı Hak, la teşbih ve la temsil. Ya. Aşk eri Mevlana'mız öyle diyor. Nefsi tü ta mesti nüklestü nebit, dan ki ruhet huşeyi kalbi nedit. Mesnevi, muhterem Müslümanlar. Aşk eri öyle diyor. Nefsin, içkinin ve şarabın mesti ve sarhoşu oldukça, ruhun gayb salkımını göremeyecektir diyor. Ya ruhun gayb salkımını, yani cennet nimetini göremeyecektir diyor. Öyle olunca muhterem Müslümanlar, aziz gençler, dünyada nefsinizi frenleyiniz. Kendinizi çeke tutunuz. Allah Resulü'nün yolunda yürüyünüz. Niçin yapmıyorsun evladım denildiğinde, ben Rabbimin cennetlerini ve nimetlerini, rıza ve saadetini, vereceği bütün büyük mükafatı bekliyorum dercesine pırıl pırıl ve tertemiz bir hayatın peşinde olunuz. Evet, dünyada yalellilere, dünyada zil zurna havalarına, dünyada saatlerce uryan kadınlar ekranına bakmayan gençler. Hacamca, ayağını denge al hacamca, hocamca, müfti amca, vaiz amca, imam efendi, ayağını denge al. Görüyor, biliyor, duyuyor, şah damarından sana daha yakın neyle meşgul olduğum zabıt varakalarına en küçüğü, en büyüğü resmediliyor şekil ve görüntüleriyle beraber. Mahşerde Cenab-ı Hak itiraz bırakmayacak. Görüntüleriyle beraber. Bak kulum şu yaptıklarına diyecek ona göre. Çare yok mu hocam be? Çare iyi kul olmak. Evet. Çare iyi kul olmak. Ya Rabbine yönelmek, şeriatine sarılmak, Kur'an'ının ışığında olmak, Hazreti Muhammed'in sünnet çizgisinden ayrılmamak, asil ecdadın, Osmanlı dedeyin neşesiyle yaşamak. Ve sonunda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek güle güle ebedi aleme intikal edip Rabbine kavuşmak. Muhterem ünlüler, artık bugün cennetten bahsediyorum size. Veda dersim dedim. Yani ağız tadıyla ayrılalım diye böyle yapıyorum. Cenab-ı Hak cennette, cennetül müşahadede kullarına, ey kullarım size güzel sesler dinleteceğim. Buyur ya Rabbi. Cennette en güzel sesli huriler ve gılmanların korosu. Hani bazen televizyonda görüyorsunuz ya muhterem Müslümanlar, güzel giyinmiş ay yüzlü insanlar. Evet, ben manevi yönünü söyleyeyim onun, ilahiler söylüyor. Yani önüne oturduğunuz zaman evliya ve murseliğinin sıfatlarından bahseden kasideler, neşideler, evliyanın ilahileri orada dinleniyor. Böyle bir koro. Yüzlerine baktığınız zaman bin defa daha bakasınız gelir. Öyle güzellikler sahneye çıkıyorlar, okuyorlar. Herkes mest. Herkes. Cennetül müşahede diyorum. Herkes mest. Sonra muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak buyuruyor ki size bundan daha güzel bir ses dinleteceğim. İster misiniz ey kullarım? İsteriz ya Rabbi. Ya Davud, kullarıma çık zebur oku. Cenab-ı Davud Aleyhisselam çıkıyor, zebur okuyor muhterem müminler. Sahneye tabiri caizse eğer öyle diyorum. Ehli cennetin önünde yüksek bir yere çıkıyor, zebur okuyor. Cenab-ı Davud Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak öyle bir musiki, öyle bir ses, öyle bir sound, öyle bir ahenk lütfetmiş ki muhterem müminler, sahraya çıkarlar, bütün insanlar oraya toplanır. Vahşi hayvanat bu sesin ahengini duymak için kenara gelir, kuşlar semada uçarak bu sese kendilerini kaptırırlar. Bir Şarani Tenbihül Muterinden naklediyor. Bir seferinde Süleyman Aleyhisselam kürsüsünün dibinde kalkıyor, babasının kolundan tutuyor. Baba diyor yeter artık, yoksa önündekilerin tamamı ruhunu kaybedecek, sağ adam kalkmayacak diyor.
saymışlar bir seferinde 24 bin, bir seferinde 36 bin kişi ruhunu kaybetmiş. Yani mest olarak alemi cemale uçmuş. Okunan zeburun sesin güzelliği, Rabbani neşeden dolayı uçan gidiyor, uçan gidiyor. Evet, on binlerce insan. Davud Aleyhisselam okuyor, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey kullarım size bundan daha güzel bir ses dinletmek istiyorum. İstiyor musunuz? İstiyoruz ya Rabbi. Ya Muhammed, çık sureyi Muhammed'i oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, evet, Hazreti Adem'den kendi gününe, kendi gününden sabahı haşra kadar müminlerin topluluğuna karşı sureyi Muhammed'i, Muhammedi sesiyle okuyor. Gönüller daha çok mest, ruhlar daha çok açılıyor muhterem Müslümanlar, zevk üstüne zevk. Sadakallahul azim diyor Peygamber Efendimiz, yerine çekiliyor, seririne oturuyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey kullarım size daha güzel bir ses dinletmek istiyorum, ister misiniz? Arkasından ne geleceği belli değil mi muhterem müminler? Peygamberi Zişan Efendimiz'den sonra daha güzel, daha güzel, daha güzel, kıyamet sabahına kadar daha güzeldir ses. İstiyoruz ya Rabbi. Evet. İstiyoruz ya Rabbi. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri mekandan münezzeh olarak Suretül En'am veya Suretül Rahman, ikisinden biri. Suretül En'am veya Suretül Rahman, iki sureden birini bizzat okuyor. Bizzat. Ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar, o ses kulakla dinlenmiyor artık. O ses kulakla dinlenmiyor artık. O ses vücudun bütün atomlarıyla dinleniyor. Hani bugünkü tekniğe göre, bugünkü tıbba göre, bugünkü kimyaya göre, evet, vücutta milyarlar atom, hücerat, en küçük hücrelerimiz, atomdan sonra nötron, nötrondan sonra proton, protondan sonra elektron filan deniliyor ya muhterem Müslümanlar, vücut da atomlardan müteşekkildir. Onu vücudumuzun, sizin anlayacağınız, benim anlayacağım şekilde söyleyeyim, vücudumuzun, varlığımızın zerreleriyle dinleyeceğiz. Mekandan münezzeh olarak Allahu Zülcelal'in Sure-i Rahman'ı okumasını dinleyeceğiz. Kullarım, kullarım size bundan da daha büyük bir nimetim var. Buyuracak Mevla. Ya, ya, ya. Gençler, gençler, gençler ve ihtiyarlar, Allah'ın nezdinde olana gönül veriniz. Dünyanın yaldızına aldanmayınız. Sağdan soldan gelen parazitlere, seslere, davetlere gönül vermeyiniz, pabuç bırakmayınız. Arşın sahibi sizi zatına, cennetine, nimetine, rızasına davet ediyor. Tamam mı muhterem müminler? Evet. Ve ondan da, o birinden de, diğerinden de büyük bir nimet. Cenab-ı Hak cemalini arz ediyor. Cenab-ı Hak cemalini lütfediyor. Cemalini ihsan ediyor ve vaadini yerine getiriyor. Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemleri, innekum, sahih hadis, innekum seteravne rabbekum kema teravne el kamara leyletel bedr fela tuzammun. Sahih hadis. Sizler ey Allah'ın kulları, ey ümmeti Muhammed, bir gün gelecek Rabbinizi Bedir gecesinde, 15. gecede ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Kameri gördüğünüz gibi göreceksiniz. Zerre kadar şüpheniz olmasın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Gerçek müminlere ben de naçiz halimle bu haberi ulaştırmış oluyorum. Cemalullah'ı gören kullar anında secdeye kapanıyorlar. Tahammül mümkün değil. Anında hepsi
seririnin önüne secdeye kapanıyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor, ey kullarım başınızı kaldırın, artık burası darul mükafattır. Darul ibadet, darul ubudiyet, kulluk yeri değil. Secde o dünyadaydı. Dünyada yaptığınız secdeler karşılığı mükafat olarak cemalime doya doya bakın. Cemali görenler geri köşklerine dönüyorlar. Onları aileleri karşılar diyor. Demek ki hanımlar için ayrı bir tecelli vardır, ayrı olacaktır. Aileleri karşılar. Efendilerine derler ki, bu ne nur sizde? Gittiğinizden çok başka döndünüz. Gittiğinizden, bizden ayrıldığınızdan çok başka döndünüz. Onlar diyecekler ki, Mevla bize cemalini gösterdi. Bu gördüğünüz nur, o cemalin nurundan akistir diyecekler muhterem. Evet. Kişi vardır, devamlı görecek diyor. Kişi vardır, saatte bir görecek. Kişi vardır, günde bir görecek. Kişi vardır, ayda bir görecek. Kişi vardır, yılda bir görecek. Yani cennette olduğu halde cemalullahı görüş, dünyadaki hal ve amellerimizle mütenasıptır muhterem müminler. Orantılıdır. Onun amellerin karşılığıdır. Evet. Bayezid Bastami öyle diyor. Allah'ım öyle kulların vardır ki eğer gözü cemalinden bir an ayrılsın cennet onlara niran, cehennem ve ateş olur diyor. Allah'a böyle bağlı olan kulları vardır. Muhterem müminler, ben bütün kardeşlerim için Rabbimden istiyorum. Bizi zatına ve rızana layık kul eyle. Amin. Cennetini ve cemalini bizlere ihsan buyur diyor. Kısa bir dua ediyorum ve cumamızı kılacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil müttekin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اغفر لأمة محمد اللهم أصلح أحوال أمة محمد اللهم تجاوز عنا وعن جميع أمة محمد اللهم اجعلنا من الكاملين في أمة محمد اللهم نور قلوبنا وقلوب أمة محمد اللهم اشرح صدورنا وصدور أمة محمد اللهم زين قبورنا بأنوار القرآن وقبور أمة محمد اللهم ادفع البلايا والمصائب عنا وعن جميع أمة محمد بحرمة سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أمتنا على ملة الإسلام واحشرنا غدا تحت لواء سيد الأنام سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله ناظرين إلى وجهك الكريم بحرمة سيد الأنبياء والمرسلين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أعلي كلمة الحق والدين آمين. اللهم أيد المجاهدين يا رب العالمين آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المرتدين Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Nezd-i uluhiyetinde makbuliyetler nasip ve mukadder eyle ya Rabbi. Cümlemizi ve yavrularımızı Kur'an-ı Kerim'in lafzını hamil, ahkamıyla amil, hikmetiyle kamil eyle ya Rabbi. Cennet vatanımız ve Necip milletimizi belalar, musibetler,
felaketler, facialar, hususiyle düşman istilasından masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Memleketimiz ve necip milletimize diniyle, imanıyla, aşkıyla, İslam'ın nuruyla hayırlı hizmet vermek isteyenleri daima ve her veçile mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Cennet vatanımızı rahmetinle, feyzinle, bereketinle dolu kıl. İslam davasını imanlı, ilimle dolu, yüksek ahlaklı, ibadet ve taattan hazzı olan minare gibi doğru milyonlar gençlik ile, İslam gençliği ile teyit eyle ya Rabbi. Salihlerimizin dualarını kabul ederek bize hayırlı günler göster ya Rabbi. Cumamızı nur cuması kıl, sulur cuması kıl, afif cuması kıl, mağfiret cuması kıl. Nice hayırlı cumaları ağız tadıyla, neşe ve sürurla bizlere nasip ve mukadder eyle. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.